Efendim ekibimizden Serdar Erdem şimdi dikkat çekti. İsrail 1,5 milyon Gazze'nin sıkışıp kaldığı Refah'ta yeni bir katliam hazırlanıyor. İsrail ordusu karadan saldırı için hazırlıklara hız verdi. Refah için endişe dolu bekleyiş sürerken dünya üzerinde artık kullanmayanın kalmadığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp'la ilgili de çok çarpıcı iddialar gündeme geliyor. Onları aktaralım. WhatsApp'ın Filistinli kullanıcıların bilgilerini İsrail istihbaratına verdiği ve İsrail'in de bu bilgileri sayesinde yerlerini onların tespit ettiğini, Gazze'lileri katlettiği öne sürülüyor. Konuşacağız. Bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık uzaktan bağlantıyla yayınımıza katılıyor. Sayın Kırık hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Büşra Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum efendim. Sağolunuz. Çok teşekkürler. Sayın Kırık, WhatsApp'ta biriyle yazışırken WhatsApp sohbetlerinizi uçtan uca şifrelemeyle korur. WhatsApp bile bu içerikleri okuyamaz, dinleyemez uyarısı geliyor. Ekrana da yansıttık şimdi. Gizlilik sözleşmesi ihlal edebilir mi WhatsApp? Kesinlikle ihlal edebilir. Zaten bakın WhatsApp özellikle ifade ettiğimiz gibi kapalı kaynak kodlu bir yazılım. Yani siz bu yazılımın içeriğini, muhtevasını görme şansına sahip değilsiniz. Örnek vereyim, açık kaynak kodlu bir yazılım var, Signal. Bu da aynı şekilde anlık mesajlaşma uygulaması olarak işlev görüyor. Ama bunun kodunu görebiliyorsunuz. Bilgilerin nasıl ve ne şekilde paylaştığını görüyorsunuz. Hem de otomatik olarak ortaklaşa bir katkı sunabileceğiniz open source dediğimiz bir yazılımdır. Burada üzülerek söylemek gerekirse WhatsApp her zaman kapalı kalmıştır ve bunu tercih etmiştir. Hatırlarsanız Büşra Hanım, bundan 2 yıl önce de WhatsApp bir gizlilik sözleşmesi vardı. Bu gizlilik sözleşmesini hepimize dayatmıştı Avrupa Birliği ülkeleri dışında. Burada da aslında onu ne için yapmıştı? Burada özellikle diğer şirketlerine bilgi ve veri aktarımı sağlayabilmek için. Hatta bakın çok uzağa gitmeyin. Bugün siz de belki Threads üyesi olabilirsiniz. Threads aboneliğiniz söz konusu olabilir. O da Meta şirketinin bir platformu. Rekabet kurulu ne yapmıştı? Verileri izinsiz bir şekilde Instagram'dan çekip kullanıcı profili oluşturduğundan dolayı ciddi bir ceza kesmiş ve soruşturma gerçekleştirmişti. Bu da bunun üzerine Threads de Meta şirketinin bir şirketi olan yine aynı şekilde. Threads de dedik 29 Nisan'dan sonra artık biz Türkiye'ye hizmet vermeyeceğiz dedi. Çünkü artık gizlilik üzülerek söylemek gerekir kalmadı. Siz istediğiniz kadar uçtan uca şifrelendiğini söyleyin. Bunu iddia edin. Bunların artık verisel olarak istihbarati kaynaklarla paylaşıldığı ortada. Geçmişte de eski CIA çalışanların yapmış olduğu açıklamalarda özellikle devlet liderlerinin, yetkililerinin CIA üzerinden bilgilerin oluşturulması ve buradan bilgilerin elde edilmesi adına WhatsApp'tan çok yoğun şekilde kullanıldığını ifade etmişti. Dünya genelinde 7,5-8 milyar nüfus varsa, siz de az önce çok güzel söylediniz, 2,5 milyar WhatsApp kullanıcısı var. Dünyanın istihbaratı şu an WhatsApp'ın üzerinde. Kullanmayan sizin dediğiniz yok. Türkiye'de de 85 milyon vatandaşın 70 milyonu WhatsApp kullanıcısı. Yani hepimiz burada. Yani akıllı telefonumuz varsa ilk yüklediğimiz uygulama WhatsApp oluyor. O uygulamayı bize gizlilik sözleşmesini dayattığında kaçımız Büşra Hanım bundan geri kaldık? Hemen daha sonra işte sanki böyle bir değişim yaptı gibi. Aa ben sözleşmeyi imzalamayacağım dedi. O ara farklı uygulamalara yöneldik. Ama ne oldu? Daha sonra o bertaraf edildikten sonra WhatsApp'ını silenler de tekrardan WhatsApp yüklemeye başladılar. Hep sorduğumuz soru şu. Ya Büşra Hanım neden WhatsApp ücretsiz? Neden bir uygulama ücretsiz bir şekilde kullanıcılara hizmet versin? Yani bu teknoloji şirketleri ya da Meta şirketi çok mu babasının hayrına bunu yapıyor? Hayır efendim. Dünyanın verisi burada. Kendisine kullanmıyorsa Facebook'a kullanıyor, Instagram'a kullanıyor ya da diğer uygulamalar için kullanıyor. Yani aslında WhatsApp ciddi bir veri kaynağı. Siz WhatsApp'la bir şey yazın. Peki şöyle sorayım Sayın Kırık. WhatsApp'ın bağlı olduğu Meta şirketin üst düzey birkaç yöneticisinin eskiden İsrail istihbaratında çalıştığı iddiası da vardı. Bu sayede bu veri akışı olabilir mi İsrail'e? Kesinlikle olabilir. Bakın bu kişi kim efendim biliyor musunuz? Guy Rosen. Guy Rosen özellikle şu an baktığınızda Meta'nın bilgi güvenliği direktörü. Hatırlarsanız şimdi askerler ya da işte dediğim gibi istihbarata bağlı kişiler bu veri aktarımı ve verilerin gizliliği konusunda çok daha bilgi sahibi olabiliyorlar. Şu an Meta şirketindeki Guy Rosen araştırınca zaten göreceksiniz onun aslında bilgi güvenliği direktörü olduğu Meta'da ve kendisinin özellikle bir zamanlar çok geçmişte işte istihbarat biriminde çalıştığı Unit 8200'de görev yaptığını göreceksiniz. Yani aslına bakarsanız Unit 8200 nedir? NSA var. Yani Ulusal Güvenlik Ajansı. Amerika'daki Ulusal Güvenlik Ajansı'nın İsrail'deki karşılığı. İsrail'deki karşılığında çalışıyor. Hatta Levander bunu da aynı şekilde yine bir vizörde bunu anlatmıştık, aktarmıştık. Levander biliyorsunuz İsrail'in bu noktada yapay zeka destekli katliam makinesi. Kişilerin işte verilerini, konumlarını WhatsApp üzerinden çekiyorlar. Örnek verelim işte diyor ki bu bir işte dediğim gibi bu aslında
bir vatandaş olarak ifade ediyor. Hayır diyor. Bu diyor Hamas diyor. Hamas diyor çalışanı. Hamas diyor örgüt üyesi. Hamas örgüt lideri diyor. Bir grup var diyelim. O gruptaki herkesin konumlarını veriyor. Otomatik olarak Lavender oradaki konuma kimse direkt olarak oraya fildeleri göndermiş oluyor ve bu sayede aslında sivil katliamı yapıyor. Az önce Serdar da zaten açıkladı. Şimdi bu iddialar çok gündeme geldi. İngiliz gazeteleri bunu gündeme getirmeye başladı. Siber güvenlik araştırmacıları bu noktada bu iddiaları artık çok ciddi manada gündeme getirmeye başladılar. Çünkü İsrail vatandaşı özellikle Tel Aviv'le irtibatı yine bulunan Eli Palmer var, Adam Mossari var. Bunların hepsinin araştırdığınızda zaten burada çalıştığını, Meta şirketinde çalıştığını göreceksiniz. Yani Meta şirketinde çok fazla İsrailli çalışıyor. Dolayısıyla bunların da çoğunun askeri kökenli olması ya da işte çoğunun Unit 8200 geçmişte çalışıp şimdi orada çalışması aslında tesadüf olmasa gerek. Şimdi şöyle düşünün, bu verilerin aktarılmaması neden söz konusu olsun? Eski İsrail çalışanları, orada çalışan insanlar şimdi Meta'ya girdikten sonra niye bu verileri vermesin? Artı ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Neden peki şu an bunlar gündeme geliyor olsun efendim? Bunları bence sorgulamamız lazım ve şu an Lavender'in de ciddi katliamlar yaptığını görüyoruz. Evet, bakalım Hamursuz Bayramı'ndan sonra Lavender tekrardan devreye girecek mi? Oradaki katliam yapacak mı? 10 emiri biliyorsunuz. Bunların bir tanesi de öldürmedi ama görüyorsunuz ki şu an İsrail'in bunu çok açık ve net bir şekilde yaptı ve bunu yapay zekayı kullanarak gerçekleştirdiğini görüyorsunuz. Konum bilgilerinde zaten eğer WhatsApp sunuyorsa ki bu iddialar doğruysa ki çok ciddi iddialar bunlar ve bunlar söyleniyor. Tüm dünya genelinde artık yankı bulmaya başlandı. O zaman Büşra Hanım bizim artık bir kenara geçip bunun nereden kaynaklı olduğunu mutlaka sorgulamamız lazım. Ve WhatsApp kullanırken de aslında bizim için de son derece önemli. Şimdi Dijital Dönüşüm Ofisi de geçmişte bununla ilgili açıklama yapmıştı. Devlet belgeleri, kamuda çalışanların asla özel bilgileri, verileri WhatsApp'tan gönderilmemesi üzerine. Demek ki biz de bu tehlikenin farkındayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak da Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi bunu boş yere söylemiyor Büşra Hanım. Bunu özellikle ifade etmem gerekiyor. WhatsApp aslında belki de telefonlarımızdaki bir casus, bizi dinleyen, bizi takip eden, bizim yazışmalarımızı artık çok rahat bir şekilde yapay zekayla analiz edebilir ve bundan sonraki süreçte konum bilgileri, lokasyon bilgileri ya da erişim izni verdiğimiz galerimizdeki fotoğraflar, videolar hepsini alabilir ve bunları istihbarati örgütlerle, istihbaratlarla paylaşabilir ve bu da aslına bakarsanız hem ülkemiz için hem de şu an Gazze'de, Filistin'de yaşanan dram için çok ciddi bir tehdit olabilir. Çünkü bu paylaşılan veriler doğrudan Lavender'e verilmiş oluyor. Lavender'de zaten yapay zeka katliam makinesi. Düşünün, yapay zeka şu an o kadar gelişmedi ki. Diyor ki bu Hamas çalışanı. Biz orada Hamas örgüt liderleri, Hamas örgüt üyelerini tespit etmeye çalışıyoruz. Ve hatta şunu da söyleyeyim. Çok kısaca. Hatta şunu söylüyorlar. Efendim Hamas örgüt liderleri biz vurmak için çalışıyoruz. Yanında da birkaç tane sivil gitsin. Ne olacak? Bunu açıklayabilecek düzeyde alçaklıktalar Büşra Hanım. Peki. Üzülerek söylemek gerekir ki şu an bu durumdayız efendim. Çok teşekkürler Sayın Kırık yayınımıza katıldığınız için.